haberin merkezinde Show Ana Haber'desiniz değerli izleyenler. Ben Meltem Acet. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Milli Muharip Uçak Kağan'dan TCG Anadolu'ya, Kızıl Elma'dan savunma sanayi hedeflerine, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan hem dünyaya net mesajlar verdi hem de yeni müjdeleri duyurdu. İhracatımız geçen sene 4,5 milyar dolarla rekor kırdı. Yetmez. Daha da artacak. Sene sonunda inşallah 6 milyar dolarlık ihracat hedefliyoruz. Savunma sanayinde yıl sonu hedefini açıkladı. Hem TCG Anadolu hem de Milli Muharip Uçak Kağan için yeni müjdeleri vardı. 3 ay önce hangardan çıkardığımız Kağan'ı inşallah yıl sonunda havada da göreceğiz. TCG Anadolu'yla ilgili bir üst segmentini onu yapacağız. Siparişler almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı kapanış töreninde kürsüdeydi. İnanmış yüreklere kimse set çekemez. Azmin ve gayretin önünde hiçbir güç duramaz. İman varsa, irade varsa Allah'ın izniyle imkan da var. Hayali dahi kurulamayan nice savunma ürününe imza attık dedi. Savunma sanayi alanında tam bağımsızlık mesajı verdi. Dışa bağımlılığımızı %20'lere kadar düşürdük. İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma ile inşallah bu alanda çığır açacağız. Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Dünyanın 81 ülkesinden fuara katılım gerçekleşirken Erdoğan, ambargolarla bizi yıldırmaya çalışanlar şimdi bizden silah alıyor diye konuştu. Gün oldu parasını ödediğimiz malzemelerin dahi tedarikini yapmadılar. Tabanca ya, tabanca. Tabancayı bize vermediler. Ama şimdi bize tabanca vermeyenlere biz şimdi kendi Jenik tabancalarımızı veriyoruz. Ve seçimlerden bu yana verdiği değişim mesajlarıyla gündemi belirleyen Ekrem İmamoğlu son çıkışıyla da bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. İsim vermeden CHP liderine koltuğu bırak çağrısı yaptı. Yeni yolculuk için heyecanlanıyorum ifadesini de kullandı ve bu cümlelerde yeni bir parti sinyali olarak yorumlandı. Bütün bu eksende biz öyle arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam. Toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istiyor demiş. Açtığı internet sitesine gelen yorum ve önerileri paylaşmıştı. Çağrısını bir kez daha dile getirirken İmamoğlu'ndan yeni yolculuk için heyecanlanıyorum çıkışı da geldi. Çok akılcı politikalara ülkemizin ihtiyacı var. Siyasal anlamda çok güçlü ve farklı adımlara ihtiyacı var. İmamoğlu bugün katıldığı bir etkinlikte değişimle ilgili soruları yanıtladı. Öncesinde bir yazı kaleme almıştı. Siyasetin dışlayıcı bir yapıya büründüğünü belirtti. Partilerdeki elitlere vurgu yaptı. Süreci en üst seviyede ilgiyle, alakayla, hani neredeyse saniye saniye takip edip, analiz edip çalışan, gerektiğinde de sesini çıkaracak olan, parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçleri de kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam. Cesur demokrasi için cesur liderlik gerekiyor diyen İmamoğlu, muhalefetin değişim talebini karşılayamadığını belirtti. Yeni yolculuğa çıkmak için heyecanlanıyorum ifadesini kullandı. O cümle yeni parti sinyali olarak yorumlandı. Bu parti içi meseleleri konuşmaya daha var. Türkiye'nin yeni yolculuğunu da inşa edeceklerini belirtti. Kulislerde konuşulan yeni parti iddiası da İmamoğlu'ndan gelen mesajlarla şimdi farklı bir boyut kazandı. Ve İstanbul Sultan Gazi'deki kent ormanında bugün yangın çıktı. Alevler evlere ve yüksek gerilim hattına yaklaşınca büyük bir korku yaşandı. Bir saatin sonunda yangın kontrol altına alınsa da yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alandan geriye kül yığını kaldı. Başka ortam varsa durdum oradan da olmaz. Alevler ormanı duman gökyüzünü kapladı. Evlere yaklaştıkça korku katlandı. Evlerimize kadar yaklaştı, çok korktum. Allah hiç kimseye yaşatmasın. Ben ilk kez bu kadar büyük bir yangın gördüm. Hortumu getir, bizdeki hortumu da getir. Sultan Gazi'deki kent ormanında öğle saatlerinde çıkan yangına ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Camları kapatın, hortumu da dur oralarda. Aç aç.
Alevler yüksek gerilim hattına kadar yaklaştı. Yüksek gerilim tellere. İtfaiye ekipleri, polis, çevredeki herkes yangını söndürmek için seferber oldu. Ancak rüzgar tüm hesapları bozdu. Tam soğutma çalışmaları yapılırken bir anda esen rüzgarla birlikte işte alevler bu şekilde büyüyor. Şu anda itfaiye ekipleri hortumlara ek yapıp buradan o noktaya ulaşmaya çalışıyor. Evde oturuyordum, bir an duman gördüm orman tarafından. Hemen koştur koştur geldik, itfaiyeye yardım etmeye çalışıyoruz. İki haftadır orman yanıyor. Yani iki haftadır 10 defa yandığına şahidim. İşte halkla itfaiyeler bile işte herkes söndürmeye çalışıyor. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla alevler kontrol altına alındı. Ancak o zamana kadar 2 hektar ormanlık alan yanıp kül oldu. Avşa Adası'ndan İstanbul'a doğru yola çıkan deniz otobüsü Marmara Denizi'nde fırtınaya yakalandı ve yolcular kabus gibi bir 45 dakika geçirdi. Bayılanlar, korkudan krize girenler ve ağlayanlar oldu. Bir şeydi yani. Ayılanlar, bayılanlar, salavat getirip bitsin diye dua edenler. Kaptanın bize söylediği şuydu, bu denizde bir kaçak oluşuyor. Yani tabiri açıksa caizse deniz depremi dedikleri bir şeymiş. Denizde fırtına koptu, Avşa Adası'ndan İstanbul'a gelen deniz otobüsü o fırtınanın ortasında kaldı. Bir 45 dakika sürdü bu dalgalanma. Ayılanlar oldu, bayılanlar oldu, işte krizler geçirdi, herkes kustu, çocuklar bağırıyor. Dev dalgalar deniz otobüsünü döverken sarsıntı nedeniyle tüm yolcular perişan oldu. ...45 dakika süren fırtına kabusunda yolcuların canından can gitti. Neyse ki bir felaket yaşanmadan deniz otobüsü iskeleye yanaştı. Kaptan açıklama yaptı. 10 yıldır, 15 yıldır bu işi yapıyoruz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Ve sonunda bu da oldu. Ev sahibi kiracı sorunu bambaşka bir boyuta taşındı. Ev sahibine kızan kadın pencereleri, kapıları söktü. Bunları hurdacıya sattı. Evi de yıktırdı efendim. Kızları dediğiniz gibi Almanya'daydı. Zaten kapı pencere çıkacak bir pozisyon yoktu. Yıkım kararı alındı. Yıkılınca burayı park olarak yapmayı düşündüler. Ev sahibi çıkarmak isteyince kızdı, kapısını penceresini sattı. Sonra benim olmayacaksa kimsenin olmasın dedi, evi yıktırdı. Vakıf arazisiydi burası. Gecekondular vakıfa kira veriyorlardı. Aslında sahiplenen kişi de kiracı gibi bir şey, vakıfın kiracısı. Yani mülk sahibi, arsa sahibi değiller bunu insanlar. Şile'de yaşayan ev sahibinin evi Fatih'teki bu park alanındaydı. Burası park olmadan 8 ay önce burada gecekondular vardı ve içlerinden birinde yaşlı bir çift yaşıyordu. İddiaya göre gecekondunun sahibi o evi yaşlı çift yardıma muhtaç diye onlara hibe etmişti. Yani tanıyordum, iyi insanlardı. Kızları dediğiniz gibi Almanya'daydı. Bir ara geldi herhalde vefatlarından sonra. Sahip çıkmak için geldi muhtemelen. İşte her şey yaşlı çiftin Almanya'daki kızlarının buraya gelmesiyle başladı. İddiaya göre ev benim diyen gurbetçi kız mülk sahibiyle davalık oldu. Evden çıkartılması sonucu çıkınca da iddiaya göre gecekondunun camlarını kapılarını hurdacıya sattı. Ardından da yıkımı için belediyeyle anlaştı. Hazine olarak gözüküyor. Kimsenin tapulu malı değil. Yıkım kararı alındı. Yıkılınca burayı park olarak yapmayı düşündüler. Ev yıkıldı. Kiracı kadın ortadan kayboldu. Efendim bir para düşünün. Yarısı gerçek, yarısı da sahte. Ve ATM'ler, o para çektiğimiz makineler bu sahteciliği anlamıyor. İşte bunu fark eden birisi büyük bir vurgun yaptı. Milimetrik hesaplarla sahte para basan o sahte paraları ATM'ye yatırdı ve gerçek para çekti. Ancak o kalpazan emniyetten kaçamadı. Şu siyahı da taratıyordum, şu beyazı da çıkartıyordum. Parça parça farklı ATM'lere yatırıyor bunu. Sahtecilikte çığır açtı, ATM'leri bile kandırdı. Yakalanınca kurduğu o akıl almaz düzeneyi anlattı. Şunun diğer tarafını dediğim gibi o gördüğünüz kağıda yapıştırıyordum. Tarayı da tarıyorsun gerçek parayı. Bu da bursunu çıkartmış. Gerçek paralarla birleştirip bankamatiğe
bu şekilde bankamatik de bu şekilde kabul ediyor. Elimdeki 50 liranın işte bu tarafı gerçek, diğer tarafı sahte. Zaten bu gerçek 50 liranın diğer kesilen tarafı da bir başka sahte parada kullanılıyordu. O kalpazan öylesine işi geliştirmişti ki ATM'lerin bu parayı yutması için milimetrik hesaplar yaptı. Bak bu sefer başka bankamatiğe geldi. Paraları çıkardı, veriyor bankamatiğe. Çok sayıda ATM'den sahte para çıkması üzerine bankalar ihbarda bulundu emniyete. O kalpazanı yakalamak için Eryaman bölgesindeki tüm kamera kayıtları incelendi. ATM faresi böyle görüntülendi. Parça parça farklı ATM'lere yatırıyor bunu. Sahte 50 liraları ATM'den geçirmeyi başaran şahıs vurgununu ikiye katlamayı planladı. 100 lira ve 200 liraların sahtesini yapmaya başlamıştı. Ancak mali şube ekiplerinden kaçamadı. Bu paralar ne? Patronum bana zorla kredi çektirdi. İşten çıkardı beni. Kimse ben daha iş vermeyince ben de krediyi kapatmak için... Sahteciliğe bu bahaneyi uyduran kalpazanın üzerinde 2000 sahte 50 lira, 30 da sahte 100 dolar yakalandı. Evinde yapılan aramada ise sahte para yapımında kullandığı düzenek ele geçirildi. Yapımında kullandığı kağıtta kesilmiş şekilde fotokopi. ATM'leri bile kandıran kalpazan adliyeye sevk edildi. Şu siyahı da taratıyordum, şu beyazı da çıkartıyordum. Ses sistemi hırsızları sabaha karşı İstanbul'da iş başındaydı. 5 dakika arayla iki araçtan on binlerce lira değerindeki kolonları çaldılar. Onları suçüstü yakalayan birini de tabancayla korkuttular. Saat 5.30'da işte aracımızı soymuşlar. Canımız yandı. Çok üzüldük yani. O hırsızları bir komşuları suçüstü yakaladı. Ama bellerindeki tabancayı görünce eli kolu bağlandı. Abi Allah razı olsun dedi ki ben de hani müdahale etmek istedim. Ama dedi ben de onlarda silah olduğu için onlar 3 kişi ben tek kişi olduğum için fazla dedi müdahale edemedim. Sultan Gazi'de sabaha karşı 3 hırsız iş başındaydı. Gözlerine içinde 35 bin lira değerinde ses sistemi olan bu aracı kestirdiler. Öndeki iki şeyi söküyor önce. Daha sonra arka kapıya geçip o koca kolonu alıyor. Alttaki o amfileri falan söküyor. Hırsızlar herkesi uykuda zannederken bir mahalleli çıka geldi. Görür görmez onların hırsız olduğunu anladı ama yanlarında silah vardı. Ayıptır, günahtır yapmayın dedi ama hırsızlar işlerine kaldığı yerden devam etti. 5 dakika sonra bir başka araçtan da yine ses sistemi çalan hırsızlar şimdi her yerde aranıyor. İngiliz turist şeytana bile şapka çıkartan bir plan yaptı. İki çocuğuyla Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı bir otelin tüm imkanlarından faydalandı. 4 gün boyunca doyasıya yedi, içti, üstelik 5 kuruş bile para ödemeden çekip gitti. Anne iki çocuğu yedi, içti, yüzdü, eğlendi. İngiliz aile bileklik oyunuyla 5 yıldızlı otele 5 kuruş ödemedi. Bu büyük bir dolandırıcı hikayesi. Roxana Balkuinas Mayıs ayında Kuşadası'na tatile gelmişti. 39 yaşındaki kadın iki çocuğuyla birlikte 5 yıldızlı bir otelde kaldı. Evine döndüğünde ise otele ait bilekliği valizinde unuttuğunu fark etti ve aklına hemen şeytani bir plan geldi. Çocuklarını da alıp soluğu yine aynı adreste aldı. Uyanık turist otele yakın bir ev kiraladı ve sonra önceki seyahatlerinden kalan bileklikleri takıp otele girip gizlice çıkmaya başladı. Tam 4 gün boyunca ailesiyle birlikte o otelin bütün imkanlarından faydalandı. Utanmaz kadın sosyal medyada bir video paylaştı. Altına da isterseniz hırsız deyin bana ama bedava yemek ve içecek dolu bir hafta geçirdim diye yazdı. Resmen dalga geçer gibi annesini babasını kendi Mayıs ayında kaldığı otele yerleştirip nasıl günlerce bedava hizmet aldığını, yemek aldığını, yedin içtin yazmış. Turizmciler sadece ondan değil, bileklik oyunu yapan tüm turistlerden dert yandı. Kol bantını almış, gelmiş buraya girmeye çalışırken cuma günü yakalandı. Kapıda yakalandı bir Rus misafir. Geçen seneden kalma bilekliklerle evlerinden çıkıp otellere gelip her şeyi dahilden faydalanmak istiyor. Üç hırsız Fulya'da girdikleri daireden sadece bilgisayar ve takıları değil, akla son gelecek şeyi yani evin kedisini de çaldı. Kahrolan genç kadın değerleri umurumda değil ama bana kedimi geri getirsinler diye ağlıyor. Benim bilgisayarımın olmadığını, takılarımın olmadığını ve en sonrasında kedimin olmadığını fark ettik. Bilgisayarı, takıları çalındı ama o en çok kedisine yandı. Annemle babamı kaybetmişim kadar üzgünüm. Hem şokta hem de isyandaydı. 3 yıldır
Onunla yaşıyorum. Eve girmek bile istemiyorum şu anda. Üç maskeli hırsız geçtiğimiz hafta gözlerine Merve Zeyni'nin Fulya'daki evini kestirmişti. Merve Hanım'ın arkadaşı bu odada, kendisi ise hemen yan tarafta bulunan işte bu yatak odasında yatıyordu. Arkadaşım şöyle bir fikir söyledi. Kulaklıklarını takıp sesli kitap dinleyeceğini söyledi. Ben de İngilizce ses açıp onu dinledim hoparlörden odamda. İşte onlar bu şekilde yatarken üç hırsız evde ne bulduysa toplamaya başladı. Arkadaşınızın başucundan cep telefonunu... Aynen öyle. Şurada şarjdaydı. Çantası da buradaydı. İçerisinde MacBook'u, bütün bilgileri, parası, her şeyi onun içindeydi. Bilgisayarım buradaydı. Bilgisayarımı alıp gitmişler. Cüzdanım buradaydı. Onu da buradan almışlar. Takılarım şu odada, üst çekmecedeydi. Oradaki her şeyi de almışlar. Bilgisayarımı bu arada şurasına koyuyor bir tanesi ve üstüne tişörtünü kapatıp çıkıyor. Hırsızlardan biri Merve Hanım'ın 3 yıldır baktığı ve artık kızı gibi gördüğü kedisi Mar'ı kucakladı. Onunla birlikte evden çıkıp kaçtı. Ses telleri yok denecek kadar azdır. Hiç sesi çıkmaz. İran kedisi bu sebeple satışını gerçekleştirecek olabilirler. Yaklaşık 250 bin lira zarara uğradıklarını söyleyen Merve Zeyni ile arkadaşı şikayetçi oldu ama... Kameraları izlediler. Parmak izi alındı. Parmak izinden herhangi bir şey çıkmadı. Genç kadının tek isteği kedisi Mar'a kavuşmaktı. Kedimi istiyorum. Eşyalarla ilgili herhangi bir şey istemiyorum zaten. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve ailesinin Kerbela'da şehit edilişinin yıl dönümü Irak'ta, İran'da, Bahreyn'de ve Türkiye'de ağıtlarla, gözyaşlarıyla anıldı. Feryatlar göğe yükseldi. O acı hala dinmedi. Matemin 1384. yılında dört bir yanda yüz binler bir araya geldi. Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'i ve yakınlarını andı. Başta İran Kerbela kentinde, İran'da ve Bahreyn'de ağıtlar yakıldı, yas tutuldu. Kars, Iğdır ve Ağrı'da da anma etkinlikleri yapıldı. İstanbul'daysa matemin adresi Esenyurt ve Küçükçekmece'ydi. Yüz binler siyah kıyafetler içinde şehit Hazreti Hüseyin ve yakınlarına gözyaşı döktü. Ya Hüseyin! Buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle hazırlanan bolluk, bereket ve dayanışmanın simgesi aşure. Sofraları da şenlendirmeye başladı. İşte ustasından en lezzetli aşurenin püf noktaları. İçinde bütün ürünlerimizi tek tek görebiliyoruz. Bademi, nohutu, üzümü. Karanfil suyu koyacağız. Güzel bir aroma veriyor. Hem görüntüsü hem de kokusuyla büyülüyor, birliğin, bolluğun, bereketin anlamını taşıyor. Muharrem ayının 10. gününde aşurelerle yine sofralar şenleniyor. Peki aşurenin olmazsa olmazları neler? En başta tabii ki buğday, aşurelik buğdayımız. Nohut, kuru fasulye ve benim tercihim kuru meyvelerden birkaçının olmazsa olmazı. Akşamdan suda bekletmiş olduğumuz buğdayımızı kaynatmaya başladık. Ne kadar süre kaynayacak? Islattığınız zaman 1 saat kaynatmak lazım bol suda. Eğer hiç ıslatmadıysanız 2-3 saat kaynaması gerekli. Buğday haşlandıktan sonra bütün malzemeyi aynı anda koyabiliriz. Ne kadar eklememiz gerekiyor? Yani ne kadar nohut, ne kadar fasulye? Biz hepsinden 2'şer bardak kullandık. 2 su bardağı. Şimdi en son incirimizi koyuyoruz kararmaması için. Şimdi biraz kaynaması gerekiyor. Biraz kaynadıktan sonra en son şekerini ve portakal suyunu ilave edeceğiz. Bereketin simgesi, mis gibi kokan aşuremiz yavaş yavaş kıvama geliyor. Sıra geldi şekerini eklemeye. Şekeri ekledikten sonra yaklaşık 10 dakika içerisinde hazır hale gelecek. Şeker yine damak tadınıza göre değişir. Biz çok şekerli seviyoruz. O yüzden burada yaklaşık 1,5 kilo kadar şeker var. Şekere alternatifler bal koyabiliriz, pekmez koyabiliriz, elma konsantresi koyabiliriz. Bu şekilde tatlandırabiliriz. Aşuremizi 2 saat boyunca dinlendirdik. Şimdi sıra geldi en
en keyifli aşamasından süslemeye başlıyoruz. Süslemede neler kullanıyoruz? Süslemede ben toz fıstık kullanıyorum, ceviz kullanıyorum, kuru kayısı, yine kuru incir, fındık. Muharrem ayı hepimizin evine bolluk bereket getirsin. Kazanlarımız kaynasın, aşurelerimiz dağıtılsın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ve şimdi diğer haberlerimizle devam edelim. Hırsız açık camdan içeri girdi. Herkes uyurken altınları, telefonları topladı. Ama ev sakinleri uyanınca panikledi ve aldıklarını düşüre düşüre kaçtı. Ben halen daha rüya zannediyorum. Oğlum sigara arıyor zannettim, beni çekmeyeceğim. Evi soyup soğana çevirdi ama paniğe kapıldı. Kaçarken çaldıklarını yere düşürdü. Hırsız kaçarken altınları falan düşürmüştür. Hırsız birinci kattaki bu daireyi gözüne kestirdi. Havalar sıcak, camlarda açıktı. Hırsız da bunu fırsat bildi. Hemen içeriye girdi, etrafı bir kolaçan etti. Ardından telefonu ve ziynet eşyaları çaldı. Gürültüyü duyan ev sakinleri uyandı. Yakalanacağını anlayan hırsız panikle pencereden aşağı atladı. Elinde iki bilezik, bir de telefon vardı ama panikle koşarken onları yere düşürdü. Bir tane bilezik kaldı elinde ve onunla birlikte işte böyle kaçtı. Hemen polise haber verildi. Ekipler inceleme yapıp parmak izi aldı. Polisler çağrıldı, hiçbir şeye dokunulmadı. Bu giren adam böyle sanki bizi biliyor. Polis kaçan zanlının peşinde. Kısa süren evlilikler, ömür boyu süren nafaka ödemeleri. Nafaka mağduriyetlerine ilişkin tartışmalar sürerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yeni düzenlemenin de sinyalini verdi. O yeni formüle göre evlilik yılıyla birlikte kusur oranı da dikkate alınacak, yani nafaka süreli olacak. Süreli mi yoksa süresiz mi tartışması yıllardır devam ediyor. Nafakada yeni sistemin detayları ortaya çıktı. Süreli olması tabii ki daha iyi, çünkü adam bir ay evli kalıyor, bir ay sonra kalkıyor. Yani ayrılıyor, kadın o ömrü boyunca para vermek zorunda kalıyor. Bence o kadının durumuna bağlı tamamen, ailelerle görüşülerek gerçekten ihtiyacı var mı ya da yok mu ölçülmeli. Süresiz nafaka uygulaması 1988 yılında hayata geçmiş ve pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Son olarak 2019 yılındaki yargı paketinde de gündeme gelmişti ve evlilik süresine göre nafaka uygulaması hayata geçmemişti. Ödemek zorunda aslında, çocuğu da varsa bence. Adam bir ay evli kalıp da ömür boyu nafaka verecek diye bir kaydı yok yani, değil mi? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş yeni düzenlemenin sinyalini verdi. Süresiz nafaka için kabul edilebilir değil dedi. Uygulama üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kaç yıl evli kaldıysa ama yaşına göre de bir uygulama yaparlarsa daha iyi olur. 6 ay yeterli bence. Yeni formülde ise evlilik süresi ve kusur oranı da dikkate alınacak ve hem nafakanın miktarı hem de süresi belirlenecek. Çalışmıyorsam, ihtiyacım da varsa ödenmesini isterim. Kusur oranına göre bir süreye bağlanılabilir. Nafaka evlilik süresine göre mi belirlenecek? Miktarı kusur oranı mı belirleyecek? Bakanlıklar yeni düzenleme için çalışmalara başladı. Milyonların merak ettiği sorular önümüzdeki aylarda yanıtını bulacak. Efendim, hem rekorta düşük hem de iddiaya göre stokçular yine sahnede. Hal böyle olunca da Antep fıstığının fiyatı bir ayda %50'ye yakın zamlandı. Yeni ürün gelince fiyat düşer mi? Tam tersi, daha da yükseltiyorlar şu anda. Antep fıstığı yiyemeyeceğiz. Yiyemeyeceğiz. Bu sene çok şeyde sıkıntılıyız böyle Antep fıstığında. Sel, dolu, don vurdu, rekolte düştü. Yeni mahsul Antep fıstığı daha piyasaya gelmeden geçen senenin ürünü zamlandı. Üretim artarsa fiyat geri düşer diyorum. Antep fıstığı, pastırma ve buna benzer ürünler biliyorsunuz biraz lükse giriyor. Yani normal bence ya. Antep fıstığının 1 kilosu bundan 1 ay önce yaklaşık 300 liraydı fabrika çıkışı. Ne olduysa oldu, 1 ayda 1 kilo Antep fıstığı 450 liraya yükseldi. Ürün az ama Antep'te şöyle bir şey var. 3 yıllık 5 yılda bozulmaz. Stokçular var. Vermiyorlar, o yüzden fiyatı yükseltiyorlar. Üstelik bu fiyat toptancılarda geçerli. Kuru yemiş satan mağazalarda 1 kilo Antep fıstığının en ucuzu 600 lira. Ya Antep fıstığı yemeden de yaşayabiliyoruz. Üretimdeki hasılat düşüklüğünü düşünürsek olabilir diye düşünüyorum. Şu anda tarlada çıkan yeni mahsul olarak baklavalık fıstığı çıkıyor. Bugün oradaki maliyeti 825 TL. Üstelik Antep fıstığında yeni mahsuller daha yeni yeni toplanıyor. Yani piyasaya sürülmedi bile ve bu gidişle Antep fıstığının fiyatı daha da artacak gibi. Bir ay sonra, 1,5 ay sonra 1000 TL'yi bulur el atılmazsa. Üreticinin kazanması önemli. Maalesef payın fazlasını aracılar alıyor.
Tatil ekonomisi için yollara düşen Şov Haber ekibi dün gece de tatil ve eğlence denince ilk akla gelen adreste, yani Bodrum'daydı. İşte Muğla'nın turizm cennetinde tatlı hayatın tuzlu faturası. Deliler gibi eğleniyoruz. Saatlerdir müzik sesi hiç susmadı. Eğlence çok güzel, her yer çok kalabalık. Bodrum'da gündüz sahil şeridi, gece eğlence mekanları hareketli ve Bodrum sokaklarına biz de kendimizi attık. Bakın her kulübün önünde neredeyse işte bu şekilde bir yoğunluk var. Evet, gerçekten Bodrum inanılmaz hareketli. Büyük bir eğlence var. Bu kapı kapalı ama bakalım o kapının ardında neler yaşanıyor. Şu an izdiham var, zaten yerde kalmadı. Çok güzel, çok kalabalık zaten. Bayağı iyi yani gidiyor. Mekanlara giriş fiyatları 35 euro, yani 1500 liradan başlıyor. 5000 liraya kadar çıkıyor bu eğlence için. Locaya geçmek isteyenlerse tamı tamına 750 euroyu gözden çıkarmak zorunda. O da neredeyse 22 ile 25 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar çok yüksek ama yani her yerde öyle artık alıştık. Çok gurbetçimiz geldi. Bu Temmuz ayı, Ağustos başı itibariyle çok güzel konserlerimiz olacak. Avrupa'da daha popüler olan Türk asıllı rapçileri çıkarıyoruz. Konsere geldim. Cıvıl cıvıl, çok güzel bir ortam. Kuzey Ege'nin incisi İtalyan koyu. Geçtiğimiz yıl çöplükten farksızdı. Bu yıl temizlendi ve tatilcileri de ağırlamaya başladı. Burası Bodrum, Alaçatı, İzmir, güney bölgelerine kafa tutan bir yer. Edirne, Keşan, Mecidiye köyü, İtalyan kale koyu burası. Saros Körfezi, harika bir yer, cennetten bir parça. Kuzey Ege'nin cenneti bir zamanlar çöp yığınlarıyla cehennemden farksızdı. Şimdi o eski halinden eser kalmadı. Yeşiliyle, mavisiyle, tarihi dokusuyla doğanın her rengini görebileceğiniz Saros Körfezi'ndeyiz şu anda. Burası İtalyan koyu olarak geçiyor ve şimdiden güneye rakip olmuş durumda. Çünkü mesafe İstanbul'a sadece 3 saat. Bulunduğumuz koy artık tatilcilerin yeni gözdesi. Bence Alaçatı'dan çok daha güzel. Bodrum? Bodrum'dan da güzel. Oraya da gittim ama burası bence güzel. Çok memnunuz. Biz her sene geliyoruz buraya. Biz buraya ilk kez geldik. Oldukça da internetten araştırarak geldik. Beğendik yani. Vallahi burası süper bir yer. Hem imkan olarak hem ulaşım olarak da çok kolay. Çocuklar da çok rahat ediyor. Koyu zaten görüyorsunuz, çok sakin. O yüzden çok güzel. İstanbul'da artık sıcaklık rekorları kırılıyor. İnsanlar sıcaktan ne yapacağını şaşırmış durumda. Alternatif rotalar belirliyorlar. Çok uzak yerlere gitmek çok daha fazla maliyetli. O yüzden İstanbullu özellikle hafta sonu burayı tercih ediyor. Nereden geldiniz? İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'dan geliyoruz. Neden burası? Hem güzel hem de İstanbul'a yakın olduğu için. İstanbul'a en yakın hem en güzel yerlerden birileri burası. Kaç saat sürüyor yol? İtalyan koyu 3,5 saatte geldik biz. Alaçatı çok uzak bu abicim. Buradaki fiyatların 4-5 katı. Biliyorsunuz zaten gündemimizde sürekli zam, sürekli fazla fiyatlar. Ne yapıyoruz? Buralara geliyoruz. Kendimizi rahatlatıyoruz. Haberin merkezinde Şov ana haberdeydiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.